RTV Türkiyə Suriyə sərhədindən ən son məlumatları verir. Bir son dəqiqə xəbəri deməli təqdim eləyəcəm. Bu son dəqiqə xəbəri ondan ibarətdir ki, Mardinin Nuseybin deməli yaşayış məntəqəsində PKK terror təşkilatı dinc əhaliyə yenə də hava zərbələri endirib və bu zərbələr nəticəsində Mardin valiliyindən edilən açıqlamaya görə 8 dinc sakin şəhid olub və 35 nəfər yaralanıb. Hələlik ilkin məlumat bundan ibarətdir. Qeyd edim ki, vaxtaşırı olaraq PKK terror təşkilatı müxtəlif ərazilərdə dinc əhalini atəşə tutur. Məhz bunun nəticəsində də dinc əhali arasında həm ölənlər var, həm də yaralananlar var. Biz Akçakaledəyik hazırda real TV olaraq və Akçakaledə olan real vəziyyəti izləyirik. Yeri gəlmişkən Akçakale sakinləri deməli real vəziyyəti göstərən görüntüləri təqdim eləyiblər. Əgər həmin görüntüləri göstərmək mümkündürsə, deməli bu görüntülərdə həm PKK terror təşkilatının deməli Akçakale yaşayış məntəqəsində insanların çox olduğu əraziyə atdığı bombanın düşmə anının görüntüləri var. Eyni zamanda da deməli o görüntülər var ki, terror təşkilatı endirdiyi hava zərbələrinin nəticəsində insanlar yaralanır. Təbii ki, görüntüləri izləməyi ümumiyyətlə əsəbi zəif insanlara tövsiyə etməzdim. Əgər hazırdırsa həmin görüntüləri şərhsiz izləyək. Bəli, bu görüntülər Real TV-yə təqdim edilib. Deməli, Akçakale sakinləri tərəfindən məhz bu təhdidlərə görə Türkiyə artıq 3-cü dəfədir ki, Suriyada terrorçuların olduğu ərazidə deməli hərbi əməliyyatları keçirdir. Çünki bu ərazilərdən Türkiyənin təhlükəsizliyinə təhdid var idi ki, bu görüntülər artıq ona bir sübutdur. Yeri gəlmişkən Türkiyə prezidenti az öncə açıqlama verib və deyib ki, kim nə deyirsə desin, biz əməliyyatlarımızı davam etdirəcəyik və bu barədə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump-a məlumat verdiyini bildirib Rəcəb Tayyib Erdoğan. Həmin çıxışdan kiçik bir parçanı izləyək. YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Bütün belgeleriyle kendilerine verdiğimiz halde kabul etmiyor. Ve biz mücadelemizi bunlarla sürdürüyoruz. Peki bunlar ne diyor? Batı ve Amerika hep birlikte söyledikleri şu: siz Kürtleri öldürüyorsunuz. Kürtler bizim kardeşimizdir. Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, bu mücadelemiz bizim terör örgütleridir. Ve PYD, YPG, DAEŞ, bunların hepsi birer terör örgütüdür. Bütün belgeler, her şey elimizde. Biz Suriye'yi bölmeye değil, parçalamaya değil, orada tüm yaşayanları, Arabıyla, Kürdüyle, Ezidisiyle, Keldanisiyle, hepsinin hukukunu korumak için orada yer almış bulunuyoruz. Ama şu anda koalisyon güçlerinin böyle bir derdi yok. Diğerlerinin böyle bir derdi yok. Ama bizim böyle bir derdimiz var. Çünkü biz sürekli oralardan tehdit alıyoruz. Ve bizim 911 kilometre sınırımız var. Nereye? Suriye'ye. Peki diğerlerinin burada sınırı mı var? Irak hariç bunların hiçbirinin Suriye ile sınırı yok. İşte bugün yine havan toplarının atışlarıyla, evet, bir yaşındaki Suriyeli öldü, çocuk. Bunun yanında yine ona yakın insanımız öldü.
Bunlar daha önce yüzlercesi öldürüldü. Biz bunu ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bekleyemeyiz. Biz Türkiye olarak 911 kilometre sınırımız olan ve Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD, YPG'ye karşı evet attığımız bu adımı asla durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor. Bu gidişi durdurun diye. Ben Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu durduracaksanız durdurun dedik size. Ama durdurmadınız. Ve şimdi biz kendi göbeğimizi, tercümeyi doğru yapsınlar, kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Artık geri adım atmayacağız. Ve burada teröristlerin tamamıyla Sayın Trump'ın ifade ettiği 32 kilometrelik sınırdan daha güneye gidene kadar biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bu bölgeyi terk edecekler. Çünkü biz bu bölgeyi güvenli bölge olarak ilan ettik. Kim için? Ülkemizde yaşayan 4 milyona yakın mülteci için. Suriye Türkmen Meclisi'nin sedri Muhammed Veci Cuma ise Real'a danıştı. Real TV ile TV'ye konuşmak, Can Azerbaycan'ın bir televizyonuyla konuşmak bizim için büyük bir şereftir. Barış Pınarı hareketi bizim için çok önemli. Çünkü bölgemize barış getirecek, teröristler yok edilecekler, Suriye parçalanmayacak. Biz de vatanımıza döneceğiz. Aslında bu operasyon, bu hareket bizim hep Suriye'nin çözümü içinde bir ön adım olabilir. Aynı zamanda da biz hep dünyaya da buradan sesleniyoruz. Bazı insanlar bu hareketi ve bu askeri operasyonu eleştiriyorlar. Bazı ülkeler, özellikle Arap ülkeleri. Biz onlara sesleniyoruz. Biz vatanımıza dönmek istiyoruz. Genel bizlere engel olamazlar. Biz hiç kimseye vatanımızı parçalamak için müsaade etmeyeceğiz. Biz buradayız, biz direniyoruz, biz savaşacağız, biz gerekeni yapacağız. Ama vatanımızı barışa kavuşturacağız. Oradaki insanlarımız, özellikle o bu Fırat'ın doğusundaki Türkmenler bizleri bekliyorlar. Türk silahlı kuvvetlerini bekliyorlar. Biz milli ordumuzun bünyesinde birçok Türkmen askerimiz var ve bizim Türkmen askerlerimizin tanıdığı, bildiği dört kelime var. Şehit, gazi, vatan, zafer. Ve Allah'ın izniyle bunların hepsi de gelen günlerde gerçekleşecek. Muhammed Bey, ne kadar Türkmen öldürülüp PKK ve diğer terör teşkilatları tarafından Suriye'de? Aslında bizim sorunumuz sadece ölüm değil, çok büyük zulüm ettiler bizlere. Malımızı, mülkümüzü gasp ettiler. Bizi zorunlu göçe mecbur bıraktılar. Yani şu anda biz Türkiye'deyiz. Yani vatanımıza dönemiyoruz. Çünkü bu terörist örgütü ve terör örgütü orada oldukça biz dönemiyoruz. Onların oradan yok edilmelerini istiyoruz. Biz de artık vatanımıza dönmek için. Barış Pınarı Hərəkatının 3. gününde Türkiye-Suriye sərhədindən ən son məlumatları təqdim edirdik.